okul açıldığı zaman giyersin ayakkabıyı. Okul kapanınca yanına ayak mı? Tabii ya. Ayakkabı yok yani. Yaz boyu yanına ayak geçer. Nerede dağ, taş, nereye gidersen git. Ayakkabılar niye giymiyorsa onunla okulu giyiliyor. Okul ayakkabısı. Okul tabii. Abi. Çocukluğun psikolojisi var ya. Baktık oraya sağlık var. Yanına ayak koşuyor. Okulda giydiğinde naylon şeyler var. Ha, naylon ayakkabı. Naylon ayakkabı. Ondan önce nalın. Naylon ayakkabıdan önce değil mi? Bizden önceki bilmem 30-40 yıllarda nalın varmışlar. Tabii dedemin nalın giyermiş. Mesela ağaçtan. Ateşte yaktığımız bugün neredeyse full çöğür çalısı oldu. Armut çöğürü. Armut çöğürü. Bu tabii armut da aşılanıyor. Hı hı. Aşılanmadığı zaman da çöğür armutlar var. Eskiden böyle tatlı kültürün gelişmediği dönemlerde belli tatlı şeyler var. Onun bir adı var ne ya? Ahlat. Ahlat. Ahlat değil mi? Çöğür armut topluyorsun. Hı. İçinin çekirdeği boldur ama insanın tatlı ihtiyacını karşılar o. Mavru mavru bir dadı olur yani, değil mi? Daha, mavru dadı olur. Küçük olur. Bir handikapı vardır onun. Çocukken bilmeden çok yediğin zaman şey yapar. Kabızlık yapar. Evet. Evet. Kabızlık yapar. Çocukken her çocuk avlanır ondan yani. Değil mi? Dikenli bir şey bu. Ağaç. Meyvesinin yanında kuşlar için çok ideal şeydir o. Yuva yapma. Korunması için. Bölgesi. Çünkü dikenlidir. Bir iki canlı dışında pek diğer canlılar çıkamaz. Şimdi bunun bir özelliği de şimdi hepimiz tarım toplumundan geldik. Yani yeri geldiği zaman gazmı kürek de tutabiliyoruz. Tara, nacak, işte yerel dilinden keser, manar, balta. Balta. İşte onları tutabiliyoruz. Kalem de tutabiliyoruz. Nacak. Aslında güzel bir gelenek, güzel bir disiplin. Tabii tarlada arazi çalışırken yaz dönemlerinde elini veya ayağına şey batıyor, diken. Hı hı. Akşama kadar durma ve o şekilde çalışma şansın yok. Onu çıkarmak zorundasın. Bunu da gene doğadan elde ediyorsun. Yani doğa aslında sorunu getirirken çözümü de getiriyor. Yeter ki doğaya müdahale etme. Doğan her şeysi var. Panzehir doğada, ilaçlar doğada. O dikeni çıkarmak için de bu bölgede iki çeşit şey sihri uçlu madde bulabiliyorsun. Bunun birincisi çöğür dikeni, ikincisi de çaltı dikeni. İkisi de çok sert ve ucu çok sivri dikenler. Yani dikeni dikenden çıkarıyorsun. Aynen. Çok enteresan bir şey yani. Bunun felsefesini yapabilirsin. Çiviyi çivi söküyorsa diken de diken yani, çöker. Dikeni dikenden çıkarıyorsun. Hatta başkanın öyle bir hikayesi vardır. Ondan ilgili. Çok iyi hatırlıyorum. Köşe yazısı yazdı. Onu kendisi anlasın. Hem çocukluk hatıralarını tekrar canlandırsın. Yani her şey doğada. Değil mi? Yeter ki doğayı müdahale etme. Yani. Evet. Doğayla barışık yaşa. Doğa seni açtı bırakmıyor. Açıklı bırakmıyor. Tek istediği senden hunharca böyle bunun altına ekonomik nedenler doldur, işte izinleri doldur, kapitalizmde, vahşi kapitalizmde, adını ne dersen de. Ama doğa beni gereğinden fazla müdahale etme diyor. Siz insanoğlunu ben yaşatırım diyor yani. Sen benim sahibim değilsin diyor aslında. Sağlıklı bir şekilde yaşatırım diyor. Evet. Ama sen bana hunharca yok etme diyor yani. Evet. Her şey doğada aslında yani. Dinlenme de doğada. Doyumu da doğada. Evet. Dinginlik de doğada. Yeter ki ondan barışık yaşayalım. İnsanın en büyük handikapı da bu galiba değil mi? Doğanın unsuru olup doğanın önüne geçmeye kalkmak. Yani. Ego işte. İnsan egosu değil mi? Kibri. Aslında kendi geleceğini yok ediyor. Tabii canım. Başka yaşayabilecek bir yani, alan var. Hadi şimdi doğayı hunharcı yok ettin işte. Madenden tut bilmem nesinin maddelerini varınca kadar hunharcı çıkardın yok ettin. Hı hı. Belki sen rahat yaşayabilirsin. Peki senin çocuğun nasıl yaşayacak? Gelecek nesiller ne yapacak değil mi? Şeysiz, bitkisiz. Topraksız. Topraksız. Evet. Geçen gün sosyal medyada bir şey döndü. O çok enteresan ve güzel bir şey. İstanbul'un böyle o gargacık burgacık görüntüsünü almışlar. Cemre düşecek yeri arıyor, toprak arıyor diye. Aynen doğru. Nereye yani düşecek o ya? Enteresan bir şey. Belki espri yolusunu söyledi bu adam ama. Gerçek. Onun altında çok ciddi bir şey var yani. Belki kendisinin bile algılayamayacağı bir şey var. Ha. Yani bu toprağı yok ettiğin zaman kendini yok ediyorsun yani.
Doğayı yok ettiğin zaman kendi hayatların kurşun sıkıyorsun. Senden sonraki nesillere bir şey bırakmıyorsun yani. Bu insanoğlunun çok çirkin bir davranışı yani. Kızılderili şefi diyor ya, beyaz adam diyor, bir gün gelecek paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrenecek diyor. Aynen öyle. Doğada para geçmiyor. Tabii canım. Atıyorum, doğada demin ne dedik? Ayağımızı veya elimizi çalışırken diken kaçtı dedik. Ha. Onu parayla çıkaramıyoruz yani. Aynen. Veya onu o an parayla veya günlük yaşam içindeki kurumların içinde çalışan insanları bulamıyoruz doğada. Aynen. Ne yapıyoruz? Doğaya başvuruyoruz. Ve doğa sana onu sunuyor yani. Orada parasız bir şekilde gene doğada zehir panzehir hesabı doğada bulunan, ya o dikeni dikenden çıkarmak esprisi de çok enteresan bir şey yani. Evet. Başka bir şeyden çıkarmıyorsun yani. İnsan yapısı bir şeyden çıkarmıyorsun o an. Çünkü insan yapısı bir şey yok doğada. Ama seni mağdur etmiyor. Evet. Doğa kendi sorununu yine kendi çözümüyle ne yapıyor? Ortadan zaten kaldırabiliyor. Zaten döngüsünü sağlıyor o yani. Ha. Canlısından tut bitkilerin varlığına kadar kendi popülasyonunu, kendi döngüsüne, kendinden sonraki gelen nesilleri de yaşatabilecek şekilde sağlıyor. Evet. Müdahale ettiğin zaman sıkıntı var insanın. Olağanın yapay dışında, bir müdahale yaptığında. Tabii, olağanın evet. Dışında bir müdahale ettiğin zaman sıkıntı var. Ağacı aşılayabilirsin. Bunda da müdahale ediyorsun. Tabii ama olumlu bir müdahale. He. Müdahale diyorsun ama olumlu bir müdahale. Evet. Ama kestiğin zaman olumsuz bir müdahale. Aynen. O ayrımı yapmak lazım yani insanoğlu. Yoksa 50 yıl sonra ne dünya coğrafyasında ne de Türkiye coğrafyasında yani yaşayabileceğin, nefes alabileceğin, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceğin bir şey yok yani. Coğrafi bir ortam bırakmayacaksın yani. Bunlar önemli şeyler. Evet. Başkan şimdi dikeni dikenden çıkarma şeyini, evet, hatırasını canlandırabilir. Evet. Dikeni dikenden çıkaramadığımız zamanlar oluyordu. Bu hikaye yaşanmış bir hikaye. Şeyde öyle mesela. Uzun süre yaşanmış bir hikaye ama bu bir sayılı belli bir yaşa geldik. Motor dönebilir ama 1950 yılların ikinci yarısı. 55 sonrası. Bu zaman içinde biz ilkokul okuyorduk o zaman tabii bu. Hı-hı. Tarif ettiğim zaman içinde. Şimdi kış boyu iyi kötü işte çizme, lastik çizme giyeriz. Başka hava iyiyken lastik ayakkabı giyeriz. Bu böyle gelir geçer. Okullar kapanır. Sezon biter, okullar kapanır. Yaz mevsimi gelir, çatar. O zaman ayakkabılar çıkar bizim ayağımızdan. Hı hı. Bir daha okullar açılana kadar ayakkabı yok. Yanlar. Ayakkabı yanlar. yani mahallenin çocuğu öyle yani. Bütün çocuklar öyle. Evet. Kırsalda böyle yani. Bunun şeyi yok. Yani ayakkabılı çocuk belli eşraf takımının zengin çocuk. Çocuğu varsa onlardır. Tabii yalın ayak. Yalın ayak gidilmedik yer yok çocuk halimizde. Daha çok böyle armut zamanında armut yemek için mahallenin çocuklarından çıkar gideriz. Yakın bildiğimiz yerlere. Tabii bu armut daha çok şey. Armut çöğürüne aşılanmış armutlar bunlar. Armut çöğüründen kalma mutlaka dikendir özelliği bunun. Dikenlidir yani. Bayağı büyükçe dikenleri vardır onun. Armudu biz tabii ağacın başına çıkmayız da taşla düşürdük. Aşağıdan taş atarak yani. Taş atarken tabii gözün yukarıda oluyor ya. Nereye bastığını bilemezsin. Ve o çöğür dikenlerinin üzerine basarsın. Yani sağlam gittiğin yerden böyle toparlaya dönüp geliyorsun şeye ev mahalline veya sokaklara, yine sokaklara yani doğrudan ev gelmek yok. Ondan sonra ayakta tabii bütün arkadaşlarımızın çocuk arkadaşlarımın hepsinin mutlaka ayağına diken kaçmıştır yani çöğür dikeni. Ne yapmak lazım? Bu çöğür dikenleri çıkarmak lazım. Herkes evinden anasından babasından ister herhalde yani. Birer şey iğne veya o çatal iğne dediğimiz bizim dilde hirketedir o. Hı hı. Ondan getirirsin. Önce ben başlarım mesela otururuz şeye bir ev gölgesine sokakta. Efendim herkes bütün çocuklar diken çıkarma seansları yaparız yani. Ha, kendin beceremediysen o arkadaşından rica edersin. Ya şunu benim çıkarıver diye. O gelir o ondan uğraşır. Bu dikenleri beraber temizleriz yani. Evet. Yani bu çocukluk zamanımızdaki bunlar hep yaşadık yani bu zamanda. Ha.
Şimdi başkan biraz önce hirkete dedi, çatal iğne. Hirkete. Çatal iğne bulan aslında insanlığı ağırma eden firikler. Burada hafif bir hatırlatma bulunduktan sonra biraz önce de bak ölçerdik ocağı. Ölçerdik evet ölçerdik. Ben yanlış söylemişim. Ölçerdik. Düzelmiyordu o ya. Ha. Neden düzelmiyor bilmiyorum. İşte YouTube'da düzelttim ama. Şey düzelmiş. YouTube'da düzelttim. Ölçermek işte dağılman, sönmek üzere olan ateşe biraz daha ağırlamak, işte değerli toplu hale getirmek. Evet. Dağılanı toparlamak anlamında yani. Hı hı. Biraz önce de biz aslında doğayı ölçerdik. Değil mi? Şimdi bu çöre ağaçlarını ağaçlamış birisi ağırmada olması için şeylerini bırakmış. Kestiği dalları. Biz doğayı ölçerdik, toparladık. Onu yine doğal bir yöntemle bertaraf ettik. Çatmakla ilgili bir şey ölçermek belki yani. Olabilir. Hı. Yani odun çapmakla ilgili bir yakın bir terim o. Evet. Zaman zaman insanlar kavramları ve duyguları da ölçermeli. Canlı tutmak için. Canlı tutmak için. Eğer canlı tutulması gerekiyorsa. Bu siyasetin de dahil. Siyasete girmeyelim de mesela bazı siyasi görüşler veya izimler veya kavramlar veya ideolojiler zaman zaman günün gerçeklerine uygun olarak tekrar ölçerilmeli, güncellenmeli. Çünkü ilk çıkış noktasında günlük siyasal düşünceler ihtiyaç verebilen veya günlük toplumsal yaşalı ihtiyaç verebilen bölümleri 50 yıl sonra ihtiyacı karşılık veremeyebiliyor olabiliyor. Tabii. Bunu düzenlemeliyiz. Duygularımız da böyle. Sevgiden, dostluktan, arkadaşlıktan, İşte karşı cinsinden olan ilişkilerden tutun evlilik ilişkilerine varınca kadar duygular ölçerilebilmeli. Ölçerdiğimiz zaman bak ateş tekrar ağırlanıyor. Yeni baştan yanmaya başlıyor. Bence insanların sıkıntısı bu. Ha. Ben düşünen adam gibi düşünebiliyor muyum şu anda? Evet. Düşünen adamımız bugün düşünen yok. Düşünen adam yok. Ateşin yerine, de. Bugün onun yerine ben düşünüyorum. Kendisini çok özledik ya. Değil mi? Özletti bizi. İçimizi muhakkak bir kişi düşünmüş. Şunu adamım bakıyorum. Şimdi Faruk abi yokken sen mi düşüneceksin? Evet. Tamam o da olur. Biz düşünmeye verelim canım. Ya biz düşünmeyelim. Biz konuşalım. Düşünenin düşünmesi olur. Düşünen adam olmayınca mutlaka yerini düşünen adam biri gelebilir gelir, ya. Gelir yani. Faruk abi bizsin bu haset gari. Ama da mı çıldırıyor zaten Faruk. Faruk bir boşluk bıraktan mı boşluğu doldur diyor. Ben aynı pozisyon veriyorum şu anda aşağı yukarı. Evet. Bir tek başımı şaplamıyor. Ama biraz daha ondan daha fazla konuşuyoruz. Durmuyor yani. Ne kadar düşünelim desem de illa konuşuyorsun ya. Şapkası bile nasıl olurdu ya? Şapkaya ne oluyor mu abi bu iş? Süleyman Demirel'in şeysi gibi, şapkası gibi. Ya, kaptırmam abi. Kaptırmam. Şapkaya konulup seçilen bir ülküde pazar oturumu da herhalde şapkasını bırakıp pekala yerini temsil edebilir yani. Aynen. Mimiklerin falan oluyor değil mi? Onun mimiklerini yapamazdık zaten. Kimin? Demirel'in mi? Yok. Faruk abi. Faruk abi kendi nasıl bir insan ya? Ama o suda dolmuyor değil mi? He? O suda dolmuyor. Dadı olmuyor oğlum ya. Dadı yok. İşin bu taraflara evrilebileceğini hiç düşünür müydün başkanım? Ne gibi? İlk taş masaya çıktığımız zaman. 2 Temmuz 2015 yılında. Yok hiç öyle olsun diye başlamadık yani. Öyle olsun diye başlamadık gerçekten. Zaten öyle. Bir dolunay çıkmıştı ilk kez. Geçen gün paylaşmışsın yine. Ama o zamanlar ben çok şiirler yazıyordum. Yani. Şimdi yeni şairler çıkınca bırak. Yeni şairlerden hiç çıktı yok ki. Saman alabildi. Geldiler geçtiler. Garip geçmez. Daha stoktu var ama hani vakit bulamıyoruz yani. Ben o akşam dedim bir Hamaz abi geliyor artık dedim ya. Hüseyin kaç dedim ya. İlham gelmesin bekliyorlardır belki ya değil mi? İlham mı? İlhami mi? İlhami. Bunlara İlhami geldi herhalde de onun için gerisi gelmiyor. İlhami geldi hafif dokundu gitti. Bak şey cebimde. Bak cüzdan. Geçen hafta gibi evde unutmuyorum. Bakalım ne çıkacak başkanım ya. Şiir var mı cüzdanda? Var ama pek alakasız bir şey be. Bundan cüzdanım para dolu. Benim cüzdanım şiir dolu.
Geçen gün markete gittim, bir sigara istedim. Çıkardım, bir şiir verdim. Adam neredeyse kovuyordu, dövüyordu beni. Şiir geçmiyor birader, burada para verdin. Şiir karın doyurmuyor diye. Bir bakalım madem ya. Yok. Bir ben de bu da konuşmayalım başkan. Ben de o sırada ateşi ölçerim. Ateşi ölçerim. Ben bir ilhamı yakalamışken birkaç satır dökeyim bakayım. Bir şakası yok. Biz harbiden cüzdandan çıkıyor bizim şiirler değil mi? Ya zamanında koymuşuz oraya. Ne olur ne olmaz diye. Kötü gün için. İyi günde kötü günde belki bakar diye. Kim bakıyor? Sen mi ben mi? Evet. Bir şeyler karalamışız tabii, adına şiir deyin veya alt altı sıralamış düz yazı diyelim. Hı hı. 19.5.2003. O zaman Marmaris'teymişim. Marmaris'teyken yazmışım bunu. 16 sene olmuş ya. Evet. Keten beyazı. Şiirin başlığı. Keten beyazı. Neyi götürebileceksen götür bakalım gönlünce o gideceğin son yere. Kırıp döktüklerin de dahil. Topraktan yaratıldığı söylenen ey gafil. Sanki bilmezsin soluduğun son nefes bile kalacak ardına. Ve dil yarası ve daracık prizmatik çukurda keten beyazı hafızalarda en son. Bütün kırıp döktüklerin boşuna, boşuna, boşuna. Çok güzel. Konuya uygun değil dedin başkanım ama bayağı da konuya uygun bu ya. Gayet uygun. Vallahi. O her zaman güncel bir konu bu. Bu biraz tabii kırıp dökenlere atfen yazılmış. Doğaya zarar verenlere, insanlara aynen, zarar verenlere. Kırıp döküyor. Kim neyi kırıp döktüyse. Neyi döktüyse. Ha. Aynen. Ha, güzelmiş. Yani ister birbirine kırıp döken olsun, ister bir başkalarına yine istenen. Memleketi kırıp döken. İster toplumu kırıp dökenlere olsun. Evet. Kim alınırsa i̇ster üzerine. İster efelenenler olsun, ha. İster neyse yani kırıp döken herkese yani. Aynen. Evet, Selçuk abi arayışta. Şu an yazıyorum. Biraz sonra. Ha, sıcağı sıcağını yazıyorsun daha, yeni yazıyorsun. Yeni yazıyorum abi. İlhami gelmişken o bir Halat Osman'da. Değil mi? İlham bayağı uzaktan geliyor herhalde. Benimki biraz ölürsün ya. Oyaman yazmayın onun için. Oyaman biz yazarız sen merak etme. Şimdi ne olacak mı diyeyim mesela? Nerede buluyorsunuz siz ya? Bak çöğür dikenle ateş akıveriyorum. Gevrek sesli adam şarkıların mırıldanıyor. Evet. Abi çok lümet etmeyeyim. Önüne gelen gelmesin sonra. Burası güzel bir yer değil. Değil mi? Mantıklı. Mantıklı. Evet, cüzdanı başka şey yok. Diğerlerini daha önce okuduk zaten. Aramızda orada. Bugünlerde kim neyi kırıp döktüyse. Bayağı bir içerlemiş insan. Bayağı içerlediğim ya.
Çok uzak değildi canım, azıcık yakın gibiydi. Yani. 2003 benim yüksek lisansa başladım tarih. 2003. 16 sene olmuş. Mayıs. 2003 Mayıs. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Daha dün gibi. Zamanın kalitesi için ne kadar kaliteli şeylerinden doldurabildiğin bağlı. Ha. Nicelik mi istiyorsun, nitelik mi istiyorsun? Onu bir tahlil etmen lazım. Onu bir şey yapman lazım. Ondan sonra istediğin doğrultuda. Bu farklı bir şeydi ya. Yorgun, top gibi. Vallahi. Bayağı ciddi bir gürültü bu. Küp patlamasıydı ha? Daha da güçlü bir yer. Tamam. Şeylerde dinamit kullanıyorlar mı? Daşıca sende? Bilmiyorum ki ya. Daşıca yok yakında. En yakın şu şeyde var değil mi? Dirgime yolu üzerinde var. Gerçi orası kum ocağı değil mi? Daşta. Orası çalıştığı yok ya. Öyle mi? Önceden yapılan stokları satıp dururlar orada yani. Çok acil bir hamşir oldu ama inşallah beyan ederiz. Kulak verir misin? Sen yazdıysan beğeniriz abi. Niye beğenmiyorum? Gelip geçti nice seneler. Yağmurlu da oldu, güneşli de. Bazen fırtınalı, bazen dinginlik. Geçer herhalde geride kalan ömrüm. Yalan da olsa, gerçek de olsa. Güzel abi, ne güzel. Bir şekilde geçecek. Doğrularla doldurmak önemli işte. Ham şehir bu şimdi hemen. Evet. İlhami gelmişken. İlhami gelmişken. Getirdik. Pardon. Oraya şey ya. İlhami getirdik. Anlaşıldı abi. Sıkıntı yok. Fakat bizim asıl şairden bir bok çıtı yok ürünler. Ne anlamadım ya. Şimdi birikiyor onunla. Aslında çıkıyor da. Bir tane geçmişten yazı var. Ne mi yazdım, alıntımı bilmiyorum. Ben de çıkarım bakayım cüzdanı. Arkadaş herkes cüzdandan bir şey çıkartır ya. Ya göreyim mi? Alıntı olmayabilir. Sen aynı benim cüzdan gibi. Sen abi anne, sen defter cüzdanı gibi ne öyle? Para yok. Ne para cüzdan değil zaten bizimkilere. Dert cüzdanı. Şiir cüzdanı. Banka kartı var, nüfus cüzdanı var falan filan yani. Bir şey okuyayım bakalım geçmişten ama alıntı olabilir veya da ben yazmış olabilirim. Artık sensizliğe alışmam lazım. Senin yokluğun yalnızlık doldurdu. Yokluğunu yalnızlık doldurdu. Sadece bir şeyi merak ediyorum. Gerçekten beni sevdin mi? Eğer sevmiş olmaz, olsaydın bu şiir yazılmazdı. Ya. Evet. Azıcık sıcaktan mı abi? Konular başkalaşmaya başladı. Bazen görürüz öyle. Ateş güzel güzel ısıtıyor orada. İstiyor değil mi? Biz de ısınıyoruz yani. Hüseyin abiden ne çıkacak bakalım. Benim cüzdan değil değil mi o? Nasıl benim cüzdan koca bir şey derim ben. Böyle şey değil, telefonu değil. Evet tabii. Yeni ve eskimeyen sevgi sözcüklere yazacağım. Islık göl üzerinde yürüyen güzele. Tarih kadar güzel, tarih kadar derin. Öylesine. 21 Ocak 2019 yazmış. Daha yeni. Bir ay. Yani abi yazmıyorsun sen, yazıyorsun baksana. Ne? Ha. Ya da endekilerini mi bohçasına benzettirdi Hüseyin abi? Şiir cüzdan. Şiir cüzdan alacağım. Üstünde para cüzdan değil. Şiir cüzdan. Şiir cüzdan. Para cüzdan değil zaten.
Para olsun cüzdan içinde iş var ya. Vallahi bak şiir cüzdanı ya. Para yok. Para yok. En güzel biz unuturuz. Yazılmış, yazılmamış bütün şiirleri. Bilinen ve bilinmeyen bütün masalları. 3000 yıl öncesini de, 1000 yıl sonrası da. Ve şimdiyi de. Güneş batarken ayı, ay kaybolurken güneşi. En güzel severken, en güzel de biz unuturuz. Abi evet. Üstüne de bu ses geldi. Tasdikledi. Tasdikledi. Valla. Takmayın her şeyden sohbet uzasın diye yapıyorum. Değil mi? Evet. Baktıkları devler aynasına yanılmışlar. Midas'ın kulakları yanlış duymuş. Şaşırmış mevsimlerde gezerken onlar. Ege'nin kıyılarında dolaşmış teralı şair. Karşı tarafta ve beri tarafta. Sonra uzaklaşmış kıyılardan yelkensiz bir gemiyle. Bütün yalancıları arkasında bırakarak. Çok güzel. Evet. Yani yalancısız bir dünya var şu an değil mi? Evet. Eşek kulaklı Midas ha? Bulunduğumuz mevkinin adı neydi başkanım? Burası Tepsi Çukuru yine. Ha Tepsi Çukuru yine burası? Ha. Ha. Biz daha önceki Tepsi Çukuru gidişlerimizde hemen şu önümüzdeki şeyin arkasıydı. Bir arkasından, şunun arkasından yani gittik. Doğru. Tepsi Çukuru'nun arka tarafı şurası değil mi? Aha. Şunun bu, arkası. Gördüğümüz sığıtın arkası. Evet. 31-12-2016. Ooo, Teran Şairlere Savut Türk Duru. Vallahi. İşte hayat. Tıpkı bir gemide yolculuk eder gibi. Bir limandan bir limana. Kimi zaman fırtınalı alabora, kimi zaman sakin fora erken. Zamansız inenler de oldu bu gemiden. Üzüldüklerim, üzdüklerim. Sevdiklerim, sevilmediklerim. Ağladıklarım, güldüklerim. Yaşadıklarım, yaşayamadıklarım. İstemeden olanlar, isteyip de olmayanlar. Kazandıklarım, kaybettiklerim de oldu. Geçip giden bunca yıllar. Bu duygularımla herkese iyi ki varsın diyebilirim. İyi ki varsın güzel ülkem. Güzel. Önceleri 14 bin yıl öncesinden gelen ıssız bir adamdım. Şimdi bilinmedik dillerde şiirler yazıyor, anlatılmadık masallar dinlendiriyorum. Göğe ulaşıyor düşüncelerimdeki ot. Ve şimdi 1000 yıl sonrasına 4 nala koşturuyorum göz bebeklerin diyerek. Ha. Arada bir duraksadın şiir zehirlenmesi yaşadık. Oksijen. Arada gülmedim ben. Arıyorsun oraya bizim hayır. Ya biz kurtardık. Şimdi hatırladım bunu. Şiir yazdım. Televizyon seyrediyordum. Tabii düzenlenecek hamhaller bunlar hep. O an geldi. İlhami. Televizyon ışığında yazdım bunu. He. Gargacık burgacık yazdığım için tam böyle düzgün okuyamadım. Hemen almışım cüzdanım için. Televizyon içinde yazdım. Ya benim cüzdanım içinde de bayağı şiir varmış ya. Ha, sen cüzdan, senin para yok ama. Para yok. Hazine çok ya. Para yok. Ben yalnız arada şey oldum ya. Bir oradan sağdan ya soldan şiir. Para olacağını cüzdanımla para olacağını şiir olsun. Hı. İşte geçmiyor işin esprisi bu işte. Marketten sigara alayım dedim. Bunu verdim yer, adam dövüyordu. Geçtiği yer vardır ya. Daha ne olsun ya? Doğa, sessizlik, dinginlik, ateş. Şiir. Çöğür çallarına yakılmış ateş. Şiir, duman. Şiir, gevrek sesli adam, duman, tütsüleniyoruz. Ayağı soğuk. Ayağı soğuk, hepsi var. Bir düşünen adam yok. Onun yerine ben varım ya dedim mi ya? Evladın kapasını unut. Ahmet abi mi diyor öyle? Evladın kapasını unut. Araba kendine mi ya?
Benim çekmiyor. Selçuk abi ağırsın ya. Ha, sen izin al ondan arada. Evladı kapatsın. Senin ben yerine ben düşünüp durdum. Ya. Aynen şunu. Güzel düşün o zaman. Güzel düşün. Telefonda diyor mu abi? Düşünüp duru diye. Cannot reach at the moment. Düşünüp duru. Açmadı dedim ya. Düşünüp duru. Neredeyse koca bir ağaçtan kalan şu kadar kül. Bu oturduğumuz yer dahil, şu arkamız da dahil. Demin dedin ya, ben dedik ya, daha önce gittiğimiz yer ters çukur, burası da orası da falan. Ve ta karşı, arka taraftaki karşı yamaçlara kadar benim ataların yurdu burası. Sonradan tabi bölüne bölüne, parçalana parçalana böyle ufak ufak araziler kalmış. Yerleşim oldu mu acaba hiç burada? Yerleşim olmamıştır ya. Şu arkamızda şey var ya, mahalle. Evet. Eski Menteşe adıyla anılan mahalle. Asıl ikamet yerleri oraları, buralar da şey. Tarla. Tarla, tokat neyse yani. Yani. Karasaban döneminin araziler bunlar. Ben onu diyeceğim. Türkiye'nin üretim toplumundan tüketim toplumuna döndüğünün, dönüştüğünün en güzel örnekleri bu civar. Evet, ne yer taş burada. Bu coğrafya. Buralar esnen, ekilen, biçilen yerlerdi. Burası, bu tür araziler pullukla olmaz. Karasaban. Traktörle hiç olmaz. Karasaban. Karasabandı. Karasaban gitti, burası da bitti gibi bir şey bu yani. Ha, şu arka taraflarda biraz toprak var ama yani burası gibi değil. Burası taşlık. Burada zeytin olur herhalde değil mi? Daha çok. Şimdi zamanında belki tütün dikilmiş olabilir buraya, ben hatırlamıyorum ama. Çünkü işte bak taş toparlanmış şeyin içinden. Evet. Eskiden taş toplanır bu tarlalardan. Bayağı da taşlık bir arazi burası ya. Tabii canım yani, küçük taş taşlar toplanıp. Karşı bent yapılmış ha. He? O taş da yabanı gitmemiş. Ha, yabanı gitmez tabii, hep bentlere götürülüyor zaten. Şeyle, o tezkere dediğim şeyle toplanıp. Toprağın işlenmesinden önceki zamanlarda, baharda olsun belki kışın, kışın iyi günlerinde sonbaharda bu tarlalardan taş toplanıyordu. Evet. Yani tütün diker.